Arkadaşlarımızın itirafları olacak. Ne oldu? Telefonlar gelmedi ya. Telefon bekledik. Hatlar kesildi. Ben şöyle bir şey diyeyim. İçerideyken bahisleri ettiğim zaman bunların ikisi de o bizim abimizdir dediler. Ama bana göre abileri o gece abilik yapmadı. Ben adil adamım, adil konuşurum. Yalanı da sevmem, yağcılığı da hiç sevmem. Bir. İkincisi araştırdım. İlk kasetini oradan çıkartmış. Yani bu betteresi deyince sanki böyle... Alo, orada 20 tane kasetçi var. Doğru mu? Yemin billah ediyorum. Ben Oğuz Yılmaz, Hasan Yılmaz diye almak istiyordum. Oğuz da o gün meclisimizin kuruluş yıl dönümüydü. Oradaydı. Gittim, dedim ki gidelim Metin Kirver'e bir bak. Orada çarşıda neler var. Çünkü günlerden de pazardı. Plakçıların ya kasetçilerin bulduğu çarşı da kapalıydı. Kapalıydı. Oraya gittik. Orada bana dediler ki abi Namık'ı al. Metin'in oğlu dedi ki Namık'ı al. Bu Namık kim? Bu ha bunu değiller. Lan ne var oğlum ne var ha? Ha? Namık kim? Dediler ki Namık bu. Peki bu gittiğim yerde Bet Deresi'ydi. Herkesin uğradı oradan kaset orası. Orası kuyumcular çarşısı gibi aynen. Yemin billah ediyorum. Ne var bunda utanacak lan? Ne var? Ne var? Sen utanıyor musun? Asla. Peki söyle abi bir şey. Ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Bizim Ankara'da kaset piyasasının kalbi Bet Deresi'nde atar. Dolmuş durakları oradadır. En çok kasetlerimizi Bet Deresi satar. Bet Deresi esnafına buradan saygılar sunuyorum. Şimdi tabii ki ben de eğer bir albüm Bet Deresi'nde, bir albüm Topkapı'da satıyorsa ne mutlu bize, ne mutlu sizlere. Buyurun abi.